Sevgili öğrenciler ve değerli seyirciler, öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Geçmiş Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Daha sonra da ne diyorum? Konya'dan tüm dünyaya kucak dolusu sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta nerede kalmıştık arkadaşlar? Su dalgalarından bahsediyorduk. Su dalgalarına girişime geçmemiştik ama su dalgalarının yansımasıyla, kırılmasıyla, yani bir ortamdan başka bir ortama geçerken yaptığı hareketleri inceliyorduk hatırlarsanız. Diyorduk ki kaynak aynı olmak şartıyla bir su dalgası bir ortamdan başka bir ortama geçerken kesinlikle frekansı ne yapmaz? Değişmez. Periyodu ne yapmaz? Değişmez. Fakat bir ortamdan başka bir ortama geçerken dalga boyu değişebilir. Neden? Çünkü dalga boyu derinliğe bağlı. Peki neyi değişebilir? Hızı değişebilir. Neye bağlı? Derinliğe bağlı. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu söyledikten sonra hatta şöyle yapmıştık. Eğer dik giderse kırılma olmaz. Ama hızda ve dalga boyunda değişme olabilir. Frekans değişmez. Bunda sorunumuz var mı? Yok. Peki başka ne demiştik değerli arkadaşlar? Şunu demiştik. Eğer bir su dalgası bir ortamdan başka bir ortama geçerken düz gitmiyorsa, böyle farklı bir eksen üzerinden geçiyorsa ne yapıyordu? Oraya göre, geçtiği ortama göre harekette bulunuyordu. Mesela ne yapıyordu? Sıvı ortamdan eğer derin ortama geçiyorsa o geçen bölüm hızlanıyordu, doğru mu? Yok. Derin ortamdan sıvı ortama geçerse ne yapıyordu arkadaşlar? Yavaşlıyordu. Geride kalıyor, ileride gidiyor diyorduk. Şimdi bunların tekrarıyla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha sonra neye geçeceğiz arkadaşlar? Su dalgalarında girişim. Yani kırılım, ondan sonra girişim. İç içe geçme. Ve soruların geldiği yerler buralar. Gelirse buradan gelecek. Ve başlıyoruz. Ekrandaki ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz soruyu. Diyor ki arkadaşlar, bakın soruya bakın. İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerden her birinde su derinliği sabit ve birbirinden farklıdır. Oo, çok güzel. Ne demiş? Su derinliği sabit ama birbirinden farklıdır. Yani demek istiyor ki bunların derinlikleri farklı. Eğer derinlikleri farklıysa kesinlikle hızları farklıdır. Diyor ki kesinlik, yargılardan hangileri kesinlikle değişir? Yayılma hızları değişir. Kesin doğru. Neden? Hız sadece derinliğe, ortama bağlıydı. Bu yüzden değişir. Geliyor bakın. Yayılma doğrultusu değişir. Nereden biliyorsunuz? Belki şu şekilde geldi su dalgaları, bakın. Belki bu şekilde geldi. Tamam, doğrultunun değişme ihtimali var. Ya böyle geldiyse, su dalgaları şuraya dik geldiyse ne yapar? Doğrultunun değişme ihtimali kesin değil. O yüzden buna soru işareti koyuyorum. Bakın. Soru gelebilir soru, bakın. Periyotları değişir. Kesin yanlış. Neden kesin yanlış? Ya kaynak aynı kaynak. Kaynak aynı ise frekans aynıdır. Kaynak değişmezse periyot ne yapmaz? Değişmez. 2011 LYS sorusunu da söylemiş olayım. Cevap yalnız bir. Neden yalnız bir? Kesinlikle olduğu için. Çünkü ikinci şık olabilir, olmaya da bilir arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi ikinci soruya. Bakın yine gelmiş çıkmış bir soru arkadaşlar. Ve harika bir soru görüyoruz. Bakalım görelim. Arkadaşlar dikkat edin, soru harika. Dalga kaynağı nerede? Burada. Hop gel bu tarafa, gelsin şöyle. Arkadaşlar geldi, onu o tarafa itmeyelim. Şöyle yapalım. Dalga kaynağı burada. Bakın. Dalgayı buradan oluşturdum. Sıvı ortamdan bir dalga oluşturduğumda arkadaşlar. Bakın sıvı ortamdan bir dalga oluşturdum, geldim. Hepsini çizmiyorum. Lütfen dikkat edin. O tarafı şöyle farklı bir renkle çizmek istiyorum. Normalde eğer burası derin ortamda aynı ortam olsaydı şöyle gidecekti, değil mi? Bakın. Şöyle gidecekti. Fakat o mavi ile nokta nokta çizdiğim yerleri görüyor musunuz? Ne oldu? Hangi ortama geçti? Derin ortama geçti. Derin ortama geçtiyse ne olur arkadaşlar? Hız artacak. Bak frekans değişmeyecek. Hız artacak. Hızın artması ne demek değerli arkadaşlar? Yani şuraya geçen bölüm daha da hızlanacak. Gördünüz mü? Sanki böyle bir kırılma meydana gelecek. Görünümü nasıl olduğunu anladınız mı? Anladık. Peki buna uygun görünüm nerede var arkadaşlar dersek? Hemen şıklara baktığımızda E şıkkında var. Başka bir şıkta da zaten ona uygun bir görünüm yok. Ve devam ediyoruz. Hiç de durmuyoruz arkadaşlar. Şimdi bazen ekrandan diyorlar ki hocam soruyu çözerken hızlı geçtin. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Soru bitti. Hızlı geçtik. Siz ne yapacaksınız? Bunları yine Genç Eğitim'in YouTube sayfasından bakacaksınız. Durdurup izleyeceksiniz. Onu da söylemiş olalım. Devam ediyorum arkadaşlar. Edemiyorum diyorsunuz. Hocam bu kez geçmedi. Geçti işte gördüğünüz gibi. Ve soruya bak. Yine bir çıkmış soru geldi karşımıza. Ama soruya dikkat edin. Bir defa acaba bu
Dalga hangi ortamdan oluşturulmuş? Burası önemli. Eğer Y ortamından oluşturulmuş derse soru farklı oluyor. X ortamından oluşturulmuş derse daha da farklı oluyor. O yüzden kesin dikkat edin. Bak, dikkat edeceğiniz nokta burası bu soruda. Evet, gördüğünüz gibi tamam, kırılmış, anladık. Kırılmış ama kim hızlı, kim yavaş? Daha doğrusu kim derin, kim sığ? Şimdi göreceğiz. Soruyu okuyorum. Okuyalım. Bir dalga leğeninde X ortamından Y ortamına geçerken, çok güzel, çok güzel. Kimden geçerken? Bakın, şu X ortamından Y ortamına geçerken. İlk hareket nerede başlamış? X ortamına. Dalganın görünümü şekildeki gibidir. Bir bakalım mı arkadaşlar? Normalde X ortamından Y ortamına geçerken dalga böyle olmalıydı. Ama böyle olmuş. Tam Y ortamına geçince ne yapmış? Dalganın hızı yavaşlamış. Peki ya niye yavaşlar? Ortama bağlı olarak yavaşlar. Peki ortam ne? Demek ki arkadaşlar burası derinmiş. Burası derinmiş hızlı giderken. Burada sığ olduğu için ne yapmış? Yavaşlamış. Ben ne anlıyorum hemen? X ortamının derinliği kesinlikle Y ortamının dalga derinliğinden büyüktür. Var mı bir sorun? Yok. Peki arkadaşlar X'deki hız Y'deki hızdan dolayısıyla büyüktür. Peki arkadaşlar X'deki dalga boyu Y'deki dalga boyundan yine dolayısıyla büyüktür. Devam. Kaynak aynı kaynak değişmediğine göre Fx Fy'ye eşittir. Frekanslar değişmez. Bize neyi soruyor? Bir bakalım da ondan sonra konuşalım. Yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Y ortamındaki atmanın hızı X'inkinden küçüktür. Doğru. Şuradan görüyorum. Y ortamı X ortamından daha derindir. Hayır. X ortamı Y ortamından daha derindir. İki yanlış. Y ortamının X ortamına göre kırılma indisi birden küçüktür. Evet, doğru. Artık kırılma indisi sormuyorlar ama yine de söylemiş olalım. Daha derin manasında arkadaşlar. Oranı birden büyük, küçüktür. Devam edelim mi arkadaşlar? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle geçelim. Vay, soruya bakın şimdi. Hangileri doğrudur sorusu. Deminki sorunun bir benzeri, bir takla atmış şekli geliyor yine, bakın. Diyor ki, ama dikkat et öğrenci. Neye dikkat et? Nerede oluşturulmuş bu? Bak soruya bak. X ortamında üretilen bir atmanın X ve Y ortamlarındaki ilerleme yönü şekildeki gibi verilmişti. Bak, yıllarca sorulmuş bu. Yıllarca sorulmuş. Buna göre diyor, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Peki ben size diyorum ki, madem X ortamında oluşturulmuş, bu eğer Y ortamına geçmeseydi böyle gidecekti, doğru mu? Peki ne olmuş? Dikkat edin, bakın şu olmuş, geriye düşmüş, yani yavaşlamış. Demek ki burası derin, burası sığ ki, sığ ortama geçince ne olmuş arkadaşlar? Hız yavaşlamış, hız yavaşlamış. Tamam, o zaman soru çok basit. Kaynak değişmedi ama. Çok basit. Hemen diyorum ki derin ortamda derin. Hx büyüktür Hy. Bakın. Vx büyüktür Vy. Lambda x büyüktür lambda y. Gördük mü? Ama Fx eşittir Fy. Frekans kaynağı bağlıdır. Derinlikle veya de ortamla ne yapmaz? Değişmez. Peki hala bakıyoruz. Neler var karşımızda? Fx büyüktür Fy. Yalan. Yani yanlış, onu demek istedim. Hx büyüktür Hy. Doğru. Vx büyüktür Vy. Cevap 2 ve 2 ve 3. Tabi ben bazen arkadaşlar büyütürken ne yapıyorum? Orayı daha büyük olsun diye aşağıdaki diğer şıkları ne yapmamış oluyorum? Almamış oluyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Emin olun burada harika bir soru. Harika bir soru. Fakat karıştırmayın soruya, bakın şimdi şuraya bakın. Burası şu şekilde bir daire şeklinde, yarım daire şeklinde düşünün. Yani silindirin yarısı gibi düşünün. Şimdi o zaman ortaları derin, yanları sığ bunun. Ama parabolik bir değişim var ha. Şey değil, böyle dik sert bir kanal gibi değil. Yani şöyle hani V şeklinde değil. Şu şekilde bir şey. Doğru mudur arkadaşlar? Bakın kanalın görünümü. Dolayısıyla ne olacak? Ortalardaki su dalgasının hızı daha büyük olacağı için bükülerek ilerleyecek, doğru mu? Yanlarsa geride kalacak çünkü daha sığ. Ne olacak? İşte bu kadar. Adana olacak. Aman ha! Kafanızdan hemen Edirne demeye kalkmayın, bu yanlış. Neden? Edirne olabilmesi için şu şekilde V şeklinde olması gerekir arkadaşlar. Yoksa bunu ne yapamazsınız? Göremezsiniz, bunu da söylemiş olayım. Ve devam ediyorum. Bakın güzel bir soru geldi. Ne olduğunu ben de göreceğim şimdi. Diyor ki bir doğrusal kaynaktan üretilen
doğrusal dalgaların dalga leğenindeki görünümü şekildeki gibidir. Ne olmuş arkadaşlar burada ya? İki ihtimal var. Bunu konuşalım. Bu çıkmış sorularda var ha. Dikkat edin. Bir benzerini sormuşlar burada. Ya arkadaşlar bir bakın şuraya. Burada dalga boyları büyük. Gitgide küçülmüş. İki ihtimal var. Bakın iki ihtimal var. Bu iki ihtimalden bir tanesi. Ya L'nin şu tarafının sığlaştırmışlar. Yani burayı derinleştirmişler. Yani XY tarafına doğru giderken derinlik azalmış. Dalga boyu küçülmüş. Bu olabilir ihtimal. Ya da dalga üreten kaynak yavaşlamış. Yani dalga üretme sayısı azalmış. Yani frekansı azalmış. İki ihtimal var. Başka bir ihtimal yok. Evet, sineklerle de bazen böyle mücadele ediyoruz. Buraya bakın. Kaynaktan üretilen doğrusal dalgaların dalga leğendeki görünümü şeklindeki. Buna göre yargılardan hangileri bu görünümün nedeni olabilir? İki şey söyledim. Dedim ki ya derinlikle alakalı bir şey olacak. Gitgide derinlik azalacak ve dalga boyu küçülecek. Ya da derinlik değişmeyecek, kaynakla oynayacağız. Kaynağın ürettiği sayıyı azaltacağız. Şöyle düşünün. Hızlı üretiyordu, yavaş yavaş üretiyor, yavaş yavaş üretiyor. İki ihtimal var, bakın. Diyor ki, L'nin XY ayaklarına birer takoz konulmuştur. Doğru, yukarı kaldırılmıştır. Su bu tarafa doğru gelmiştir, burası sığlaşmıştır. Doğru, olabilir ihtimal. Kaynağın titreşim genliğinin artırılması. Hayır. Genlik ne? Enerji demek. Yani yukarı dalganın yüksekliği demek. Bunun ne alakası var? Tepenin yüksekliği ile alakası yok. Peki ne var? Kaynağın frekansının azaltılması. Evet doğru. Dolayısıyla kaynağın genliği değil. Cevap 1 ve 3 oluyor arkadaşlar. Bakın yine gelebilecek bir yorum sorusuydu. Onu da söylemiş olalım. Geçelim. Bu klasik bir işlem sorusu. Hadi yapalım. Öncelikle bir daha hatırlatalım. İki dalga tepesi. Ya da iki dalga çukuru arasındaki uzaklığa biz dalga boyu diyorduk. Doğru mu? Doğru. Bize ya hızını soracak ya frekansını soracak. Çok basit yapalım hemen. Arkadaşlar yakından gördüğümüzde görüyor muyuz? Bakın buraya ne diyorduk? Dalga boyu. Buraya dalga boyu. Buraya dalga boyu. 3 tane dalga boyuna. Ne demiş adam? 90 santim demiş. Bir tane dalga boyuna kaç santim deriz arkadaşlar? 30 santim. Bunu vermiş. Bak. Devam ediyorum şimdi. Arkadaşlar bir şey daha vermiş bize. Bir şey daha. Dikkat. Ne var? Hızını da vermiş. Gördünüz mü? Hız ne? V eşittir 3 santimetre bölü saniye. Zaten o cinsten soruyor. Peki hatırla. Tabaşa dön. Neydi? V eşittir. Lambda çarpı F değil miydi? Eyvallah. Peki V'miz kaçtı? 3. Lambdamız kaçtı? 30 çarpı F'den. F nedir? 1 bölü 10 saniye üzeri eksi 1'dir. İşte bu kadar. Bakın buradan da ne yapmış olduk? Frekansı çok rahat bulduk. Geçiyorum. Geçtim bile. Dedik ki arkadaşlar işlem sorusu yok. Tamam işlem sorusu yok ama istersek size bir şey söylemiştim ben. Ta bu kırılmayı anlatırken. Eğer illa formüle ihtiyacınız olursa bir tane numune koydum bilerek. Her ihtimale karşı koydum. Yoksa böyle bir soru çıkacağını ben zannetmiyorum. Ama her ihtimale karşı koydum. Ne yapmıştık arkadaşlar? Şu açılar var, şu açılar var. Biz şöyle yapmıştık. Eğer her şey doğru orantılı demiştik burada. Ne demiştik mesela? Sinüs teta derin yerin açısı bölü. Sinüs teta sığ yerin açısı. Doğru mudur? Ondan sonra bunların hızları, derinin hızı bölü sığın hızı. Ne bileyim derinin dalga boyu bölü sığın dalga boyu diye isterseniz böyle doğru orantı formülünden çözebilirsiniz demiştim. Bakın bu soruyu her ihtimale karşı çözüyorum. Abartmayalım, her ihtimale karşı çözüyorum. Böyle bir sorunun ben çıkacağını ihtimal vermiyorum. Kendinizi yormanıza gerek yok. Fakat çözelim. Bize neyi soruyor? X ortamının hızının Vx'in 20 olduğunu soruyor. Söylüyor. Vy'nin kaç olduğunu söylüyor. Tamam yapalım. Arkadaşlar buradaki açı değeri kaç? 37 derece. O zaman şöyle yazarım. Bakın. Sinüs 37 bölü sinüs 53. Güzel yazdım. Peki öbür tarafa ne yazacağım? Vy bölü Vx yazacağım. Burada bir sorun var mı değerli arkadaşlar? Yok. Peki şimdi diyeceksiniz ki hocam hemen oradan bazılarını ben böyle işitir gibi oluyorum. Sinüs değerlerini vermemiş. Merak etmeyin. ÖSYM sinüs değerlerini verir. Ha bir de sayısalcı bir öğrenci için artık sinüs 37, sinüs 53, işte sinüs 30, sinüs 60, sinüs 45, kosinüs 45.
Bunlar bilsek iyi olur. Ha, zaten ezberinizde vardır da ben her ihtimale karşı diyorum. Ve devam ediyorum. Sinüs 37 neydi? 0,6 idi. Yazıyorum. Böyle. Şurası kaçtı? 0,8'di. Burası bize şeyi vermiş Vx'in hızını. Vy bölü 20. E ne var bunda? Tak tak oranladık. 3 bölü 4 eşittir. Vy bölü 20. Şununla şu gitti 5. 5 kere 3 15. Evet. Y'deki hızımız da kaçmış. 15 santimetre bölü saniye diye ne yapıyoruz? Soruyu çözüyoruz. Zannedersen bir soru daha var arkadaşlar. Bir soru daha var. Ve ondan sonra kırınıma geçiyoruz. Yokmuş. Çok güzel. Evet. Geçiyoruz su dalgalarının kırınımına. Herkes ekrana baksın. Bence başka bir şeye bakmasına gerek yok. Yine favori sorumuz. Yine 12. sınıf MEB kitabının bir sürü yerinde var. Bir. İkincisi ne var arkadaşlar? Aklıma geldi şimdi. Kazanım testlerinde var. İki. Hadi bu ikisini geçtik. Ki MEB kitabını geçmiyorum da kazanım testlerini geçtik diyelim. Asıl bir şey hatırlatıyorum. Dikkat edin şimdi. Neydi arkadaşlar? Aynen ortaokulda olduğu gibi MEB sorular yayınladı. Örnek sorular yayınladı. Ve bir sürü örnek soru yayınladı. Ha. Dikkat edin. Fiziğini, kimyasını, biyolojisini. Bunu da söylemiş olayım. Yine arkadaşlar WhatsApp gruplarından paylaştım nerelerde olduğunu. Lütfen onları çözünüz. Dedikten sonra ve o örnek sorular içerisinde en çok neyi gördüm arkadaşlar? Su dalgalarında kırınım olayı. Bakın kırılma demedim. Lütfen. Kırınım dedim. Yarım kırılma da diyebilirsiniz. Neyse anladınız değil mi kırınım? Şimdi bak ekranı birazdan tam genişleteceğiz. Göreceksiniz. Kırınım nedir? Kırınım şudur arkadaşlar. Burası bir liman. Bakın bu liman. Limanda ne yapılmış arkadaşlar? Ben Karadenizliyim. Bu tekne limanlarını bilirim. Ne olur? Şuradan düz kocaman kocaman dalgalar gelir. Bakın büyük dalgalar gelir. Büyük dalgalar. Gördünüz mü? Şu şekilde çiziyorum. Yine maviyle çizin. Dalgalar gelir. Dalgalar geldikten sonra şuraya bir giriş bölümü yapılır. Bu giriş bölümü. Giriş bölümüne gelince bu dalgalar şu şekilde olur arkadaşlar. Bakın. Hatta bunun bir rengini kırmızı yapalım daha kolay olsun. Şöyle gelir, 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 gelir. Bakın geliyor buradan. Buradan sonra ne olur? Şu şekilde bükülür dalgalar. İşte bu bükülme olayına biz ne dermişiz? Kırınım diyoruz arkadaşlar. Bak bir daha söylüyorum. Daha yakından göreceksiniz. Buna ne diyormuşum ben? Kırınım. Anlaşılmayan bir mevzu var mı? Şimdi ekrana dikkatlice bakın arkadaşlar ve devam edelim. Bakın dalgalar, düz dalgalar geldi. Şu engelden geçerken neye uğradı arkadaşlar? Büküldü. Dairesel dalga haline geldi. İşte buna ne diyormuşuz biz? Kırınım. Bir daha tekrar ediyorum. Düz dalgaların bir aralıktan geçtikten sonra dairesel hale dönüşmesi olayına kırınım denir. Ve çok gelecek. Şartı çok basit. Ve geçiyorum. Lütfen dikkat edin lütfen. Buraya bakın. Şimdi herkes şuralara baksın arkadaşlar. Ne var burada? Kırınım oluşmuş mu oluşmamış mı olayı var. Çok güzel bir nokta. Dikkat ederseniz şurada aralık genişliği var. W ile ifade etmişiz. Şunlar da dalga boyu. Eğer ki arkadaşlar bakın ben büyük büyük bir daha yazıyorum. Dalga boyu o aralıktan o engeller arası uzaklıktan küçükse kesinlikle kırınım oluşmaz haberiniz ola. Kırınım ne yapmaz? Oluşmaz. Hocam eşitse ne olur? Bu buna eşitse az bir kırınım oluşur. Tam oluşmaz ama biraz kırınım ne yapar? Oluşur. Fakat eğer ki dalga boyu o aralıktan büyükse kırınım kesinlikle oluşur. Ve şimdi göreceksiniz ben o MEB'in oradaki sorularını da buraya koydum. Bütün sorular burada işte dalga boyunu büyütmek küçültmek ya da şu genişliği büyütmek küçültmek üzerine kurulmuş. Fakat şimdi o sorulara geçmeden önce şunu yapalım. Şu engeller arası uzaklığı artırıp azaltmanın yolu belli ya. Ne yaparsınız? Engelleri birbirine yaklaştırırsınız küçülür. Uzaklaştırırsınız büyür. Tamam. Peki dalga boyunu değiştirmenin yolları var mı? Var. Frekans sayesinde dalga boyunu değiştirebiliriz. Derinlik sayesinde dalga boyunu değiştirebiliriz. Ve yorumlarda böyle gelecek. Tam bu pozisyon çok iyi. Ve devam ediyorum hazır gelmişken ekran. İşte soru geldi. Bakın size yayınlanan örnek sorulardan bir tane veriyoruz. Diyor ki X, Y, Z çıkabilir soru ha. X, Y, Z bölgelerinde oluşturulan derinliği sabit bir dalga leğeninde X bölgesinde üretilen lambda dalga boylu doğrusal su dalgalarının yarık aralıkları W1, W2'dir. Ve geçiş şekildeki gibidir. Bakın, bakın öğrenciler bakın. Şimdi buradan gelmiş. Burada kırınım ne yapmamış? Oluşmamış. Kırınım oluşmadıysa ben diyorum ki bakın lambda küçüktür W1'den. Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Fakat buraya gelince kırınım oluşmuş. Burada da lambda büyüktür W2'den. Doğru mu? Şimdi bu zaman en büyük kim oluyor? W2 oluyor.
O zaman bunu ne yapıyorum? Birleştiriyorum bakın. WV2 kimden büyüktür? Dalga boyundan büyüktür kırınım oluştuğu için. Kırınım oluşmadığı için dalga boyu da kimden büyüktür diyoruz arkadaşlar. Ha pardon. Burada bir yanlışlık mı yaptık arkadaşlar? Kesinlikle yanlışlık yaptık. Özür diliyoruz ve bir daha şunu tekrardan çözüyoruz. Azıcık sabır. Ha şurada oluşmadığına göre tabii ki de WV1 büyük. WV1 büyük lambda. Şurada oluştuğuna göre lambda büyük WV2 diyoruz. Tamam. Doğrusu bu. Bir anda öyle heyecanla çıkabiliyor ağzınızdan. Arkadaşlar bu da ne yapmış oldu? Belki ağzınızda söylediğiniz aynı ama yazdığınız farklı olabiliyor. Şu oluyor arkadaşlar. Doğrusu bu. Neymiş? Bakın burada oluşmamış. Yarık büyük. Dalga boyundan. Burada oluşmuş. Dalga boyu yarıktan büyük. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Devam ediyoruz. Bakalım. Süper bir soru daha geldi. Yine arkadaşlar. Yine hangi soru bu? Ne diyelim? Derinliği sabit olan dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağının ürettiği lambda dalga boylu su dalgalarının yarık aralığı W olan engeller arasındaki geçişi şekilde gibidir. Ne olmuş? Oluşmamış. Oluşmadıysa şart ne? Kesinlikle W büyüktür lambdadan. Yani yarık genişliği dalga boyundan büyüktür. Ne yapacağız? İki ihtimal var. Ya yarık genişliğini küçülteceğiz ya dalga boyunu büyüteceğiz. Dalga boyunu mu büyüteceğiz göreceğiz. Diyor ki buna göre İşlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa kırınım olayı gerçekleşir. Kırınım olayını gerçekleştirmek için ne yapacaktık? Bak. Ya bunu küçülteceğiz ya bunu büyüteceğiz. Başka çare yok. Ne diyor burada? W büyütülmesi yanlış. Biz onu küçültmek istiyoruz. Kırınımın olması için onun ne yapması lazım? Küçülmesi lazım. Bir yanlış o zaman. İkiye bakın. Dalga kaynağının frekansının azaltılması. Süper. Hatırlayın biraz önce ben ne dedim size? Frekans azalırsa dalga boyu ne yapar? Artar. O zaman dalga boyu artar. Tamam, iki doğru. Leğene bir miktar su eklemek. Bu da olur. Ne yaparız? Leğenin derinliğini artırırız. Leğenin derinliği artınca da dalga boyu ne yapar? Artar. Dalga boyu da bundan büyük konuma geçer. Dolayısıyla da kırınım ne yapar? Oluşur. Alın size ikinci soru. Cevap ne diyoruz? 2 ve 3. MEB'in içindeki soruları çözüyoruz. Ama MEB'in derken sonundaki soruları değil. Bak çok önemli ha. O aralardaki örnek ve yorum geliştirme sorularını çözüyoruz. Ya da yayınlanan soruları çözüyoruz. Lütfen bunlara dikkat edin. Güncel şeyler ha. Gerçekten güncel şeyler. Devam ediyoruz. Yine süper bir soru. Yine aynı MEB'deki. Bu da herhalde bir MEB'in denemesindeki soru. O yayınladıkları ilk denemelerden birindeki bir soru olması lazım. Derinliği sabit bir dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağının ürettiği su dalgaları iki engelin arasından şekildeki bükülerek geçmektedir. Bükülerek geçmek ne demekti? Kırınıma uğramak demekti arkadaşlar ve devam ediyorum. Buna göre şekildeki kırınım deseninin oluşmasında diyor ki niceliklerinden hangilerinin etkisi yoktur? Dikkat edin. Dalgaların frekansı vardır. Biraz önce söyledik. Dalga frekansının artıp ya da azalması dalga boyunu artırıp ya da azaltıyordu. Dolayısıyla da ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki de etkiliyor. Bunda bir sorun yok. Dalga leğenindeki su derinliği biraz önceki sorunun aynısı. Tabii ki de etkiliyor. Neden? Derinlik artarsa dalga boyu artar. Derinlik azalırsa dalga boyu azalır. Dolayısıyla da ne olur arkadaşlar? Kırınım gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Bu da tamam. Diyor ki dalga kaynağı ile engeller arasındaki uzaklık. Ya şu uzaklığın bizim için hiçbir önemi yok. Derinlik değişmediği sürece dalga aynı dalga. Değişen hiçbir şey yok. Cevap ne? 1 ve 2 diyoruz arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapmış olduk? Halletmiş olduk. Ve devam. Bakalım ne geliyor. Ben de merak ediyorum. Oo, soru geldi yine. Aynı yerden geldi soru. Dikkat et. Derinlikleri sabit. HK, HL, HM olan ortamlarda yarık genişlikleri eşit olan engellere gönderilen doğrusal dalgaların izlediği yol şekildeki gibidir. Al sana bir soru daha. Bunlardan biri gelir ya gelirse ne gelecek yani. Diyor ki buna göre ortamların derinlikleri arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyor. Arkadaşlar yarık genişlikleri eşit olan burada W yarık genişliği burada W burada da W doğru mu? Bakın aslında konu anlatım sorusu ha. Peki burada W kesinlikle büyüktür lambda K'dan. Hocam nereden anladın? Kırınım olmamış. Peki burada ne var arkadaşlar? Lambda büyüktür W'den. Lambda L büyüktür W'den. Burada da az olduğuna göre lambda M eşittir W'ye. Peki bunları sırala hocam derseniz. Sıralarım arkadaşlar çok basit. Neden? En büyük olan kim şimdi? Lambda L. Ondan sonra lambda M. Ondan sonra lambda K.
Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Hocam, bir yanlışlık yaptın diyorsunuz. İçinizden geçeni ben biliyorum. Soru da neyi soruyor, sen neyi buldun? Sen dalga boylarını sıraladın ama soruda ne soruyor ben görüyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Yüksek ya derinlikleri soruyor. E derinlikle zaten dalga boyu nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. O zaman HL büyüktür. HM büyüktür. HK. Anlaşılmayan bir mevzu var mı değerli arkadaşlar? Bence yok. O zaman ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Ben de merak ediyorum ne gelecek şimdi. Evet. Ekrana bak ekrana. Nasıl bir şey değil mi? Şöyle hayal edin. Bir ölü denizi hayal edin. Ölü denizi gittiyseniz. Aynı anda arkadaşlarınızla ikiniz, iki arkadaş. Birisi şuraya tak diye bir taş atıyor. Biri de şuraya tak diye taş atıyor arkadaşlar. Böyle ne yapıyor? Dairesel dalgalar yayılmaya başlıyor. Sonra bunlar birbiri içinden geçerken burada baklava dilimleri oluşuyor. İşte bu baklava dilimlerine dikkat ederseniz. Mesela şuralar düz noktalar oluşuyor. Şuralar yüksek noktalar, yüksek noktalar. Bakın üst üste binen, alt alta inen noktalar var. Bir de düzleşmiş noktalar var. Ne oldu arkadaşlar? İç içe geçti. Dalgalar iç içe geçti. O dalgaların iç içe geçmesi olayına girişim denir. Girişim. Bir daha söylüyorum. İç içe geçmesi olayına girişim denir. Al işte size canlı örneği, tamam mı? İki noktada, denizin iki noktasında, durgun noktasında dairesel dalgalar oluşturulmuş. Kaynaklardan birbirine doğru gelen dalgalar iç içe ne yapmış? Geçmiş. Peki bu iç içe geçince ne oluyor arkadaşlar? Tepeler ve çukurlar üst üste ne yapıyor? Biniyor. Şimdi şuradan bir sayfa ekleyeceğim. Lütfen dikkat edin. Mevcut sayfadan önce. Şimdi şu beyaz sayfaya dikkat edin. Benim yapacaklarıma lütfen ama lütfen. Bir tane arkadaşlar, bir tane. Şuradan bir şöyle siyahla çizdiğim bir dalga. Tamam mıyız? Bu dalga bu tarafa doğru geliyor. Lütfen bakın. Onun yandan çekim halini yapıyoruz. Biraz önceki olayın. Bir tane dalga da arkadaşlar. Şöyle olsun bakın. O da bu tarafa doğru gelsin. Gördünüz mü? İki dalga birbirine doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Ve ne yapacak bunlar? İç içe geçecekler diyoruz. O zaman ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Birazdan buluşmak üzere diyorum arkadaşlar. Reklam arasına gidiyoruz. Aman yere ayrılmayın. Ekranlardan ayrılmak yok. Bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.